İstanbul'a gideceğiz. 2016 yılı UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildi biliyorsunuz. Bu kapsamda hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok etkinlik düzenlendi ve düzenlenmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Türk Ocakları İstanbul Şubesi Marmara Üniversitesi'nin ilmi desteğiyle uluslararası bir çalıştay düzenliyor. TRT Havas ekibi bu uluslararası konferansı yerinden takip ediyor. Detaylar için şimdi İstanbul'dayız. Mert Çağlar Güdekli karşımızda. Mert, Hoca Ahmet Yesevi Türk dünyasının hepimizin ortak değeri. Kimler anlatacak bugün Hoca Ahmet Yesevi'yi? Neler konuşulacak? Detaylar için sözü sana bırakalım. Teşekkürler Gökçay Olan. İşte İstanbul'da Anadolu yakasındayız. Piri Türkistan Anadolu'ya gelememişti ancak onun öğretileri, onun talebeleri vasıtasıyla Anadolu'ya kadar ulaşmıştı. Biz de İstanbul'un Anadolu yakasındayız, Üsküdar'dayız. Piri Türkistan'ı geçmişten geleceğe Hoca Ahmet Yesevi olarak Türk Ocakları İstanbul Şubesi İstanbul Üniversitesi ile birlikte anacak uluslararası sempozyumla geçmişten geleceğe adını verdiler bu sempozyuma ve birçok akademisyen katılacak. Biz detayları konuğumuzdan alacağız. Konuğumuz hemen anlatsın. Cezmi Bayram, İstanbul Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı. Efendim sizi şöyle alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sempozyumumuz uluslararası bir sempozyum. Geçmişten geleceğe Hoca Ahmet Yesevi dedik. Kimler katılıyor? Kaç akademisyen katılıyor? Kaç gün boyunca neler konuşacak? Sizden dinleyelim. Öncelikle TRT Avaz'a bu faaliyetimize gösterdiği alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çünkü TRT Avaz'ın alakası faaliyetin Türk dünyasında, bütün dünyada görülmesine ve tabii dolayısıyla da faaliyetten beklediğimiz faydanın sağlanmasına büyük yardımcı olacak. Bu sene UNESCO Ahmet Yesevi yılı ilan etmişti. Biz de Ocak ayında İstanbul Üniversitesi ile bunun hazırlık çalışmalarına başladık. Bütün Türk dünyasına, Rusya'dan Çin'e kadar her bölgedeki ülkelerde ilim adamlarına duyurduk. 290 civarında müracaat oldu. Bunlar arasından 150 ilim adamının tebliğini kabul ettik. Ancak bir şartımız daha vardı. Toplantıya bir ay kala tebliğ metinlerinin esasları gönderilecekti. Dolayısıyla 130 ilim adamı bu işi yaptı ve 130 ilim adamı ile bu toplantıyı yapıyoruz. Toplantımız 3 gün sürecek. Buradaki salonda, 3 ayrı salonda, paralel halinde, oturumlar halinde 3 günde inşallah bunu tamamlayacağız. Ve peki buradan Üsküdar, siz de söylediniz, önemli. Çünkü aynı zamanda Üsküdar'da Ahmet Yesevi kolunun bir ucu Aziz Mahmut Hüdayi yatıyor. Dolayısıyla burada yapılmış olmasının böyle de bir faydası, şeyi var, önemi var, özelliği var. Şimdi buradan neyi bekliyoruz? Burada Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan ve Ukrayna'dan, Rusya'dan ilim adamları katılıyor, İran'dan. Böylelikle biz Türk dünyasının her bölgesinde Ahmet Yesevi'nin bir kere daha hatırlanması, bir kere daha üzerinde düşünülmesi ve müştereken bu düşünülenlerin de paylaşılması maksadını murat ediyoruz. İleride beklenen şey de Türk dünyasının kültür ve fikir beraberliğini, ilim ve fikir adamlarının müşterek çalışma imkanları ortamının ortaya çıkmasını sağlamak olacak inşallah. Aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Zira bu bağlamda Kazakistan'da, Almatı'da 24-26 Ekim'de de bir benzer organizasyon daha düzenlenecek. Türk Birliği orada da sağlanacak. Evet. Şimdi orada da şeyimiz hem Türkiye'deki ve başka yerdeki ilim adamları Ahmet Yesevi'nin şu anda kabrinin bulunduğu Kazakistan'da, gerçi biz Almatı'da yapacağız ama olsun, bu iklimde bir kere daha Ahmet Yesevi'yi hatırlasınlar. İkincisi, bu vesileyle İstanbul Üniversitemizde Abay Üniversitesi daha yakın bir ilim münasebetine girsin. Yani bunların arkasından sadece Ahmet Yesevi değil, öğrenciler arası işbirliği, öğretim elemanları değişmesi gibi bir takım başka işbirlikleri de olsun ve gelecekte Türk dünyasının çok daha yakın bir durumda olmasını sağlama çalışmalarını yapalım arzu ediyoruz. Özellikle Türk dünyasının sembolleşen ve belki de her coğrafyanın kendinden olarak adettiği yegane isimlerden birisidir Hoca Ahmet Yesevi. Türk dünyasında mutasavvıflar çok. İlim fikir adamları da çok.
Ama Ahmet Yesevi herkesin ortak piri. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu şu demektir. Nasıl ki bir fermuarı iliklemek için ilk bir halka vardır. İşte Ahmet Yesevi o ilk halka. O ilk halkayı iyi anlarsak ondan sonra fermuarın tam kapanması mümkündür. Efendim çok güzel açıkladınız. İşte o sahiplenen coğrafyalardan birisi Azerbaycan. Onlar için de bizim kadar ne kadar önemliyse Azerbaycan için de o kadar önemli. Çok teşekkür ediyorum konuma, yayınıma katıldığı için. Diğer konuma söz atacağım. Zira Azerbaycan demiştim. Hizmetler var bu sahede. Onun düşünceleri, onun fikirleri, onun faaliyeti Türkistan'dan başlamış. Kafkasyalardan, Azerbaycan'dan geçmiş Anadolu'ya, Balkanlara kadar çok büyük bir coğrafyada etkisi olmuştur. Bu fikirlerin, bu inançların. Buna göre de Hoca Ahmet Yesevi bütün Türk halklarının ortak bir servetidir. Efendim bu servet aslında sadece Türk dünyasıyla sınırlandırmak biraz bencillik olur. Zira Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileri tüm insanlığa hizmet ediyor. Tüm insanlığın nasiplenebileceği ve hatta belki de şu anda özellikle ihtiyaç duyduğumuz değerleri de Hoca Ahmet Yesevi yüzyıllar öncesinden bizlere vermiş ve onun ışığında ilerlememizi istemiş. Dünya da acaba bundan nasiplenebilir mi? Özellikle şu içinde bulunduğumuz durumda evrensel olarak birçok değeri dünyada kendi adına çıkarabilir mi? Tabii onu doğru söylüyorsunuz ama herhalde her bir insanın ilk önce kendi milleti, kendi dili, kendi edebiyatına hizmeti var. Bu bakımdan da Yesevi ilk növbede Türk dünyasının servetidir. Ama Shakespeare tek İngilizlerin serveti olmayıp bütün dünyanın serveti olduğu kimi, Cervantes tek İspanların değil bütün dünyanın serveti olduğu kimi, Yesevi de, Mevlana de, Yunus Emre de, Fizuli de tek Türk dünyasının, Nevai de tek Türk dünyasının değil, bütün dünyanın servetidir. Ama ilk önce tabii ki bunlar Türkler. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İşte konumuzun da söylediği gibi çok büyük bir değerimiz. Türk İslam dünyasının hala ışıklarını gördü ve yolunu aydınlatmak için başvurdu önemli isimlerden Hoca Ahmet Yesevi 3 gün boyunca anacağız diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım. Mert Çağlar Güdekli, sana teşekkür ederken iki değerli konuğunun iki önemli sözünün altını çizeyim isterim. Doktor Cezmi Bayram, o fermuarın ilk halkasıdır dedi, Hoca Ahmet Yesevi için çok önemliydi. Ve Anar Rızaev, Türk dünyası edebiyatının önemli isimlerden Rızaev'in Piri Sultan için İslam dinini Türk gelenekleriyle anlatan en önemli isimlerden birisiydi demesi çok önemliydi. Bu etkinliği takip etmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Yarın gündemlerine çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.